Merhaba arkadaşlar. Bugün sahte ölüm konusunun biraz dışına çıkacağız. Michael Jackson'a atılan birçok iftiralardan biri olan Michael kendi tenini beyazlattı. Zenciliğinden utandığı iddiasına göz atacağız. Olasılıklarını inceleyeceğiz. Bu zamana kadar birçok şey yazılıp çizildi. Ve ben de bu konuya bir nokta koymak için bir video yapmayı düşündüm. Ama tabii ki içinde fesatlık olan insanlar gördüklerine de inanmayacak, her zamanki gibi. Michael Jackson, vitiligo hastalığına yakalanması sebebiyle beyazladı arkadaşlar. Bu konuyla ilgili Türkçe video görmedim pek. Ben de bu yüzden bu konuyla ilgili Türkçe bir video yaparak Michael Jackson'ın Türk hayranlarına ve onun hakkında yanlış düşünceye sahip olan kişilere görsel bir anlatım sunmak istedim. Ve yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Michael Jackson'ın beyazlamak için hiçbir estetik ameliyat olmadığı ve hiçbir ekstra müdahalede bulunmadığı tıp bilimciler tarafından ortaya çıkarıldı. Michael Jackson tıp kitaplarına ilk estetikle beyazlayan kişi olarak değil, dünyada on binlerce kişinin yakalandığı vitiligo hastalığına en ünlü örnek olarak girdi. Bu doktor raporlarıyla kanıtlandı ve genetik olduğu ortaya çıktı. Aynı hastalık kız kardeşi Latoya Jackson'da ve onların baba tarafındaki birçok akrabalarında da olduğu ortaya çıktı. Fakat Türkiye'de bile yolda rastlayabileceğiniz birçok kişide bulunan yüzyıllardır süregelen vitiligo hastalığı görmezden gelinip dünyada tek beyazlayan kişinin Michael Jackson olduğu yazılıp çizilmektedir. Michael Jackson'ın 70'lerin sonunda yakalandığı vitiligo hastalığı her 100 kişiden birinin başına gelen bir hastalıktı. Oysa yıllarca ben derimin rengini değiştirmedim, hastalığım nedeniyle derim beyazladı dediyse de kimseye dinletemedi. Peki hastalığını ilk kez ne zaman söyledi? Michael Jackson yıllarca bu hastalığını aşırı makyajla gizlemeye çalıştı. Ta ki 1993 yılında Oprah Winfrey ile yaptığı röportajda halkın en çok sorduğu sorunun niçin beyazlamak için ameliyat olduğu ve siyah biri olmaktan neden utandığı sorusu olduğunu öğrenince hastalığını açıklama gereği duydu. Why? Number one, it's my face as a child in the commercial. Me, when I was little. Why would I want a white child to play me? I'm a black American. I'm proud to be a black American. I am proud of my race. I am proud of who I am. I have a lot of pride in who I am and dignity. That's like you wanting an oriental person to play you as a child. Does that make sense? No. What about all the millions of people who sit out in the sun, become darker, to become other than what they are? Nobody says nothing about that. So when did this start? When did the color of your skin start to change? Oh, well, sometime after Thriller. Run off the wall Thriller. What did you think? I mean, it's in my family. My father said it's on his side. I can't control it. I don't understand. It makes me very sad. I don't want to go into my medical history because that's something that's private. But that's the situation here. So please, when people see something like that. So, okay, I just want to get this straight. You are not taking anything to change the color of your skin. Oh God, no. You did not purposely. We're trying to control it. And using makeup evens it out because it makes blotches on the skin. I have to even out my skin. But you know, as far as why is that so important? You know, that's not important to me. I'm a great fan of art. I love Michelangelo. If I had a chance to talk to him or read about him, I would want to know about what inspired him to become who he is. The anatomy of his craftsmanship, not about who he went out with last night or why he decided to sit out in the sun so long. What's wrong with him? Vitiligo hastalığı ilk olarak 1978 yılında kendini göstermeye başlamıştı. Derisi hızlı bir biçimde soyulmaya, ciddi renk değişikliklerine maruz kalmıştı. Yıllarca makyajla durumu idare etmeye çalışmış.
Vitiligo hastalığında güneşin deriyi yakabildiği bilindiği için Jackson bir süre sonra kocaman gözlükler ve yüzünü tamamen kapatan maskelerle yürümeye başladı. İşte o büyük dedikodular da en çok bu dönemde ciddiye alındı. Oysa Jackson sadece vücudunu korumaya çalışıyordu. Düz mantıkla düşünürsek zaten beyazlama ameliyatı diye bir şey olsaydı ortalıkta zenci kalmazdı. Ama şöyle bir şey söylerseniz daha mantıklı olur. Amerika'nın siyahi bir popstarı istemeyeceği sebebinden vitiligo hastalığını fark ettirmeden Jackson'a bulaştırmış olabilirler. Jackson hep siyahi kalsaydı siyahilere de büyük yol açmış olacaktı. Siyahi ve beyaz ırkçılığı büyük ölçüde ortadan kalkacaktı. Bu nedenle Jackson'a bu hastalığı bilerek bulaştırmış veya hastalığı daha da azdırmış olabilirler. Böyle bir şey mümkün mü diye soracak olursak, tabii söz konusu Amerika ise her şey mümkün. Malum bizden saklanan birçok şey var, bir sürü ilaç ve insanlıktan saklanan birçok gizli buluşlar Amerika tarafından bizlerden saklanmakta. Yani bu fikri de tamamen olumsuz bakamayız, her şey olabilir. Ama bizim tek bilmemiz gereken Michael'ın zincirinden utanmadığı, kendisi bilerek beyaz atmadığını idrak etmeliyiz. Sizlere Jackson hakkında yanlış bilinen bir olayın gerçeğini anlatmaya çalıştım. Bu seriye devam edeceğim zamanım oldukça. Sizlerden ricam videomuzu üstlere çıkarmak için like butonuna basmanız ve kanalımızı paylaşıp tavsiye etmeniz. Kanalımız büyüdükçe daha iyi videolar gelecek. Daha kaliteli videolar sizleri bekliyor arkadaşlar. Şu an sinema salonumuz 5700 kişiyi geçti ve gün geçtikçe ailemiz daha da büyüyor ve daha çok büyütmek sizin elinizde, benim elimden gelen tek şey sizlere kaliteli videolar sunmak. Bu videoları daha çok kişiye ulaştırmak istiyorum ve sizlerin yardımıyla daha çok büyüyeceğiz inşallah. Biliyorum siz de sürekli yeni videolar görmek istiyorsunuz fakat bir videonun hazırlanışı gerçekten çok uzun sürüyor. Eğer kaliteli videolar görmek istiyorsanız sizden biraz zaman istiyorum. Sessiz olarak anlatacağım daha birçok hoax sorusu var ve ayrıyetten Michael hakkında bilinen daha birçok yanlış şeyler var. Elimden geldiğince onlar hakkında da videolar yapmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.